Mutfakta Hayat'tan tekrar merhaba, Mutfakta Hayat'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle pamuk gibi vişneli, çikolatalı kek tarifi. Şimdiden izleyenlere iyi seyirler diliyorum. Hemen lafı uzatmadan malzemeler listemizi veriyorum. Kalıbı yağlamak için tereyağımız var. 4 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağımız var arkadaşlar. 1 su bardağı süt, 2,5 su bardağı un, 2 paket kabartma tozumuz, 1 paket vanilya, dondurulmuş vişnem var arkadaşlar, 1 kase dolu dolu. 2 yemek kaşığı nişastamız var. Şöyle 3 yemek kaşığı da damla çikolatamız var. Ve kekimizi yapmaya başlıyoruz. Pamuk gibi vişneli kekimizi yapabilmek için ilk önce yumurtalarımızı kabımıza alıyorum. Hemen üzerine 1 bardak şekerimizi de ilave ettim. 1 bardak ılık suyumuzu da ilave ediyorum. 1 çay bardağı. Hemen kekimizi çırpmaya başlıyorum. Burada şekerimizin, suyumuzun, yumurtamızın köpük köpük olması gerekiyor arkadaşlar. Bunun için en az 6-7 dakika iyice çırpacağım ve çırpmaya başlıyorum. İyice görmüş olduğunuz gibi çok güzel yumurtamız, şekerimiz ve suyumuz kabardı. Hemen üzerine 1 çay bardağı sıvı yağımızı, sütümüzü de ilave ediyorum. Sütüm yağlıydı arkadaşlar. Hiç yağını almadım. Direkt boşaltıyorum. Şöyle hafif köpüğümüzü söndürmeden karıştıracağım. Düşük ayarda. Bu kadar yeterli. Şöyle bir kap alacağım. Kabımızın içerisine, mikserimizin ucuna almak istiyorum etrafa dökülmesin diye. Hemen unumuzu şöyle kabıma aldım. Üzerine kabartma tozumuzu, şekerli vanilyamızı şöyle açtım arkadaşlar. Hemen unumuzun üzerine aldım. Güzelce eleyeceğim. Unumuzu, 2 paket kabartma tozumuzu, vanilyamızı da güzelce eledim. Hemen devam ediyorum. Şöyle yavaş yavaş arkadaşlar, kekimizi söndürmeden yumurtasını güzelce karıştırıyorum. Bu arada kalıbımızı da yağladım. Dolapta donuyor tereyağıyla. Şöyle hafif düşük ayarda mikserimizi çalıştıracağım. Mikserle çırpmayacağım. Şöyle elimle çırpmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle hemen çikolatalarımızı güzelce nişastamıza, İçerisine biraz da un ilave ettim. İlave ediyorum. Aynı şekilde biraz un, biraz nişasta. Vişnelerimizi dondurucudan çıkardığım için şöyle içerisinde buzları var. Kekimizin hafif kararmış olmasını istemiyorum. Elimle tek tek unu, nişastayı alıp unladıktan sonra içerisine atacağım. Yalnız şunu ben şöyle güzelce bir hafif karıştırıyorum hemen. Burada çok hızlı davranmamız gerekiyor. Kekimiz beyaz pişmesi açısından vişnelerimizi aldığımız zaman şöyle hafif hafif, hatta hepsini, vişnelerimi unlu nişastalı tabağıma alıyorum. Güzelce unluyorum nişastayla beraber. Hemen güzelce kekimizi ilave ediyorum. Burada çok hafif karıştıracağım.
Şöyle. Yeterli. Karıştırmam. Hemen güzelce yağlanmış, unlanmış buzdolabında olan kalıbımızı da aldım. Ve kekimizi hemen şöyle kalıbımıza alıyorum. Şöyle kabarcıkların çıkması açısından birkaç kere vurdum. Isıtılmış fırında arkadaşlar kontrollü bir şekilde 160-170 derecede alt üst ayarda 40-45 dakikada pişiriyoruz. Ve doğru fırına. Hazır köy vişnelerim de geldi arkadaşlar. Ben de şöyle güzelce bir kek hazırladım. İnşallah sizler için güzel bir video olmuştur. Çat kapı misafiriniz geldiğinde çocuklarınız, aileniz kek mi istedi? Lezzetli mi lezzetli, bereketli mi bereketli bir kek oldu. Yine bir videomuzun sonuna geldim. Bu tarifimi de yapıp beğendiyseniz, yorumlardan bana bildirirseniz çok mutlu olacağım. Heyecanla bekliyorum. Videomu beğendiyseniz kanalımıza yorum artı, abone olup zili açmayı unutmayın. Tüm güzellikler sizlerle olsun. Görüşmek üzere.